Hem oyuncu, hem yazar, hem yönetmen. Ekmek, şarap, sen ve benim unutulmaz şairi, Türk sinemasının gizli kahramanı İhsan Yüce. Bir daha sefere gücün yetmeyecek insanlara kafa tutma. Bu defalık seni affediyorum. O oyuncuydu, yazardı, şairdi. Severek izlediğimiz birçok filmin senaryosunda o yazmıştı. Çoğumuzun aklında Kemal Sunal'ın filmlerinde oynadığı kayınbaba ya da muhtar rolleriyle canlanır muhtemelen. Belki de hiç canlanmazdı yandaki fotoğraf olmasa. Onu daha yakından tanımak ister misiniz? Elazığlı bir ailenin çocuğu olarak 1929 yılında dünyaya gelir İhsan Yüce. İzmir Atatürk Lisesi ve İktisadi İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Önce muhasebecilik yaptı, bir süre kendi mesleğinde çalışsa da içinde çocukluğundan beri taşıdığı hislerin peşinden koştu. Ufak tiyatrolarda oyunculuklarla başlar sanat hayatına. Tiyatroculuğun yanında resim ve heykel çalışmaları da başlar o yaşlarda. Gençtir, heveslidir. İçi sanat için üretmekle doludur. 1968 yılında 3 arkadaşıyla Ankara'da drama tiyatrosunu kurup ideallerinde olan şeyleri yapmaya başlar. Mesela Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını oyunlaştırır. 1952 yılında Charlie Chaplin'in yapımcılığını, yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği sahne ışıklarını tiyatroya uyarlar. Drama tiyatro böylelikle ses getirmeye başlar. İhsan Yüce'nin sinema yolculuğu da bu sahneden sonra başlar. Sinemaya Altın Yumru filmiyle adım attı. Yönetmenliğini Ertem İlmez'in yaptığı Senede Bir Gün, Bir Millet Uyanıyor gibi filmlerde oyunculuğunu sürdürdü. Bu arada senaryo yazmaya da başladı. Çünkü o zamanın sanat insanı sadece oynamıyor, söylemiyor veya yazmıyordu. Doluydu eski zamanların sanatçıları. Severek yapıyorlardı işlerini. Baskı altında değillerdi. İhsan Baba da başladı içindeki dizginlenemeyen duyguları senaryoya dökmeye. Yoksa erkek mi o? Defol lan! Defol! Anladık, gidiyoruz. Gelecek ay görüşmek üzere. Öpeyim baba. Sinemanın kız babası, dostlarının İhsan babasıydı. En yakın dostlarından biri Can Yücel'di. Bu iki sanatçı ruh, dünya, ülke, doğa, duygular ve fikirler üzerinde uzun uzadıya sohbetler ediyordu. İhsan Yüce 91 yılında vefat ettiğinde Can Yücel Salacak'taki cenaze evinde düzenlenen ufak törene katıldı. Daha sonra kendisini Üsküdar'a götürmesi için Yusuf Ekşi'ye ricada bulundu. Yusuf ricayı kabul etti ama meraklıydı da. Can Baba'ya neden mezarlığa gelmediğini sordu. Can Yücel sararmış bıyıklarını ve sakallarını okşayarak cevap verdi o tok sesiyle. İnsan arkadaşını hiç gömebilir mi yahu? İhsan Yüce politikti, emekçiden yanaydı. Ağaların düzenine karşıydı. Onun bu görüşleri bir başyapıtı da beraberinde getirdi. Kibar Feyzo. Senaryosunu İhsan Yüce'nin yazdığı Kibar Feyzo, toplumsal, siyasal, dinsel eleştiriyi komediyle buluşturan Türk sinemasının köşe taşı filmlerinden biri oldu. Bu filmde Müjde Arın canlandırdığı Gülo'nun babası Hacı Hüso'yu da kendisi oynadı. Kimse senaryonun ona ait olduğunu bilmedi. Belki hala daha bilmeyeniz vardır. Hangi cehenneme kayboldu bunlar? Yüce 60'a yakın senaryoya imza attı. Hepsinin teması da işçiden, emekçiden yanaydı. Yüce 160'a yakın da filmde oynadı. 76 yılında İşte Hayat filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu, senaryo ve yönetmenliğini yaptığı Bebek filmiyle 79'da jüri özel ödülü, 81 yılındaki Derya Gülü filmindeki rolüyle de en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Yeşilçam emektarı İhsan Yüce, 29 yılında başlayan ve 91 yılında son bulan 62 yıllık hayatına 169 film, 59 senaryo, 10 yönetmenlik çalışması sığdırdı. Ayrıca arkeolog, ressam ve heykeltıraş olan İhsan Yüce, Kemal Sunal ve Tarık Akan'ın en yakın arkadaşı, Menderes Samancılar, Aytaç Arman gibi pek çok usta oyuncuyu da Yeşilçam'a kazandıran isimdi. Mazlum Çimen'in bestelediği, Mümtaz Sevinç'in seslendirdiği Ekmek, Şarap, Sen ve Ben şiirinin yazarı da Yüce'ydi. Bu şiiri mutlaka bir yerden duymuşsunuzdur. Çünkü çoğumuzun kulağı aşina bu dizelere. Ama her güzel yapıtında olduğu gibi eser sahibi kendini gizlemeyi başarmış. Ya da bizler mi fark edememişiz onu?
yakışıklı bir jön olmadığı için, genç bir yönetmen olmadığı için veya magazinsel bir hayatı olmadığı için. İşte orası tartışılır. Çok sayın seyirciler. İhsan Yüce halkını düşünüyordu. Kıt kanaat geçiren emekçileri anlıyor ve onlar için filmler yapıyordu. Belki de bir şeyleri değiştirmek istiyordu. Zalimin zulmünü göstermek ve hak edenin hakkını almasını istiyordu. Ama bizler onu göremedik. Yakın dostları onun yanındalardı, evet, ama bir sanatçı en çok izleyicisine, dinleyicisine ve okuyucusuna muhtaçtır. Kıymetini bilemedik onun da. Usta sanatçının hayatına yakından tanıklık eden bir belgesel yapıldı sonradan. 21 anlatıcının büyük sanatçıyı anlattıkları belgeselde unutulmaz filmlerden sahneler ve insan hikayeleri yer alıyor. Türkiye'nin gerçeklerini aktarmada komediyi güçlü bir enstrüman olarak kullanan İhsan Yüce'nin dram ağırlıklı filmleri olan Fırat'ın Cinleri, Bebek, Ah Güzel İstanbul, Çark ve Güneşli Bataklık'ta belgeselde yer verilen yapımlar arasında bulunuyor. Bu da Alamanya hatırası. Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor. O kibar Feyzo'da Gülo'nun babası Hüso'dur mesela. Çöpçüler Kralı'nda da Hacer'in babasıdır. Bu örnekleri tek tek çoğaltmak istemiyorum çünkü çok fazlalar. Kameranın önünde olduğu kadar kameranın arkasında da büyük işler başarmış bir emekçidir aynı zamanda. Yeşilçam'ın o en parlak yıllarında yazdığı filmler, oynadığı rollerle iyi paralar kazanmıştır. Ama kazandığı parayı da yine sinemaya ve tozunu uzun yıllar yuttuğu tiyatroya harcamış, yatırımlar yapmış, gençlere el vermiş ve onları yüreklendirerek bu vefasızlıktan geçilmeyen yollara adını derin derin kazımıştır. İyilik yap denize at demiş atalarımız. Ama yaptığı iyilikler ne kadar geriye dönmüştür. İhsan Yüce ne kadar hatırlanıp anılıyordur bilemiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse unutulan, yitip giden bir değerdir İhsan. Adını söylediğinizde insanların hatırlamadığı bir karakterdir artık. Minik yavru işte bu. Maşallah, pek de küçükmüş. Birçok Türk filminde yardımcı karakter olarak yer alır. Her tür tipe bürünmüştür beyaz perdede. Mazlumdan deliye, Karadenizli'den Güneydoğulu'ya, Dalkavuk'tan Ayyaş'a. Her daim yan karakterde yer almasına bakmamak gerekir yine de. Çünkü baskın karakterli oyunculuğuyla, bir şekilde filmi tamamlayan karakter oyunculuklarıyla hafızalara yer etmiştir İhsan Yüce. Kendine az sigara içişi, sigaradan sararmış bıyıklarıyla bütünleşir adeta. Yazdığı senaryolara kendi yaşamından ve dönemin siyasi olaylarına göndermeler yerleştirir. Çok zekidir çünkü, toplumcudur ve toplumun yanında olduğunu bir şekilde göstermek ister. İhsan Yüce bir bakıma 70'lerde yükselen köylü sosyalist hareketin sinemamızdaki taşlama örneklerini kaleminin ucunda ve en yalın, en anlaşılır dille işlemiş tek sanatçıdır. Yılmaz Güney'in mizahtaki dengidir. Argoyu da yerinde ve gerçekçi, cömertçe kullanmıştır. Lafını esirgemeyen bir senarist yazardır Yüce. Neyiz varsa koyun ortaya. Bu gavur Hacır'ın oyununa gelmeye koca efendi. Keza senaryosunu yazıp oynadığı Kibar Feyzo filminde bu tarz sahnelere rastlamak mümkündür. Kibar Feyzo filmi görünüşte mizah filmidir ama aslına bakılınca sosyalizme övgü olarak kaleme alınmıştır. Bunu kendisi de söyler. Örneklemek gerekirse filmin faşo ağası Mao'nun bir sahnede Feyzo'ya "Ula şurada 141-142 bastınız lo" repliği, anayasanın 141 ve 142. maddelerine göndermedir. Bu maddeler komünist cemiyetler kurmanın suç olduğuna ve komünizmin, anarşizmin, diktatörlük, ırkçılık propagandalarını ve milli duyguları yok etmeye ve zayıflatmaya yönelik propagandaların cezalandırılmasıyla alakalıdır. Film içerisinde yine sendikalaşmanın önemi ve işçilerin birlik olmasıyla alakalı birçok propaganda da yer alır. Bu yönüyle ve içerisinde bulunduğu daha birçok şeyle bir başyapıtı kendi imkanlarıyla ve riskleriyle yüklenip dile getirmiş, sinema, tiyatro, resim ve heykel dışında edebiyatla da ilgilidir İhsan Yüce. Dostlarının anlatılarına göre pek çok şiiri vardır ama bunların hiçbiri yayımlanmamıştır. Yazmayı sever, üretkenliği buraya da yansımıştır. Lakin şiirlerini ve eleştirel yazılarını bulmak mümkün değildir. Günümüze ulaşan en bilinen şiiri Ekmek, Şarap, Sen ve Ben'dir. Şiir şöyle:
Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum. Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odunu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinlerim de işte Mozart'ın aradığı melodi bu diye gülerim. Enayiymiş be Platon, bir içsin de görsün. Ne felsefesi varmış bu hayatın, anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu. Benim bir ayağım çukurda kızım. Şuramda yaramaz bir şey var biliyorum. Salacak'ta küçük bahçeli eski bir evde ailesiyle yaşar İhsan Yüce. Bu evde 91 yılında vefat eder. Mezarı Karacaahmet'tedir. Kısa boyuna rağmen kocaman bir yüreği taşır bedeninde yaşadığı ömürce. Arkasında bıraktığı işlerle unutulup gitmiştir. Onu anmaksa her Yeşilçam filminde onu gördüğümüz an bir borç olmuştur bize. İhsan Yüce'yi biliniz, seviniz ve tanıyınız. Hesap ettim tam 2 sene sonra zengin olacağım. Tövbe be abicim, anlat Allah'a sen nasıl olacak bu iş? Boş şişeleri satarak tabii.